Merhabalar, yeni bir Sağlık Karnesi programı ile yine karşınızdayız. Bugün de önemli bir konu başlığını konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Ben hemen konuğumu tanıtmak istiyorum. Kendisi Acıbadem Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji bölümünden Profesör Doktor Vildan Ertekin. Hocam hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle yoğun tempoda ara verip geldiğin, destek olduğun için. Çok önemli bir konuyu Ben konuşacağız teşekkür bugün. ederim. Asıl böyle bir platformda bana da söz hakkı verdiğiniz için çok Evet, teşekkürler. hemen izleyenlere bugün ne konuşacağımızdan bahsedeyim. Bugün ne konuşacağız? Bugün beslenmeyi konuşacağız ama kimlerde konuşacağız? Çocuklarda konuşacağız. Yani doğumdan itibaren hatta anne karnında çocuk nasıl besleniyor? Ta gençlik çağına geçinceye kadar çocuklar nasıl beslenecek? Çünkü ciddi bir gelişim evresi oluyor ve beslenmeye ayıralım dedik bugünkü programı. Çok da önemli bir konu herhalde. Size de çok sık geliyorlardır. Hemen hocam direkt başlarsak, özellikle anne karnından başlarsak, anne karnında çocuklar nasıl besleniyor? Şöyle, öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bir toplumun geleceği sağlıklı beslenen çocuklarla devam etmekte. Bu çok önemli. Çocukların sağlıklı olarak dünyaya gelmesi için annelerin ve gebelerin sağlıklı beslenmeleri şart. Hepimizin bildiği gibi eğer hani bir gebelik varsa bir annede bir gebelik varsa emzikli dönemlerde mutlaka ihtiyacının artıyor. Gerçekten gereklilikler çok fazla artıyor ve dengeli beslenmeleri gerekmekte. Hani ısrarla işte şunu ye, sen iki cansın, şunu ye, Hocam doğru değil. evet öyle bir şey var. Mümkün oldukça annelere işte anne adaylarına her şeyi yensin diyor. Aman çocuk da beslensin. Sanki hani alınanların az bir kısmı çocuğa gidiyor gibi. Ya da şöyle bir deyim vardır. Ye tatlıyı doğru Hakkı, ye ekşiyi doğru Ayşe'yi gibi ve yükleniyorlar. Tatlılara yükleniyorlar, ediyorlar ve yüklendikten sonra da ne oluyor? Bakıyorsunuz çocuğun doğum ağırlığı gittikçe artmaya başlıyor. Şunu merak ediyorum yani mesela 3 kilo doğan bir çocukla 4 kilo doğan bir çocuk arasında gelişim arasında bir fark olacak mı yani? Gebelikte bu kadar çocukları beslemenin bir anlamı var mı? Gebelikte tabii ki normal bir doğum yapma şansını kaybediyor bir kere. Bu kadar fazla beslenen anneler. Öncelikle her şeyden en önemlisi mikrobiyatanın, sağlıklı mikrobiyatanın oluşabilmesi için annenin normal doğum yapabilmesi gerekiyor. 4 kilonun üzeri çok çok zor. O nedenle sağlıklı besleniyor olması gerekli. Bütün gebeliklerin, bütün gebelerin. Düzensiz ve dengesiz beslenmeler sonucunda annelerde diyabet ortaya çıkıyor ve 4 kilonun üzerinde çocuklar tabii ki asla normal doğum olmuyor. Normal Olmuyor, doğum evet. şansları yok. Bu nedenle bir de diyabetik anneler sizin de takip ettiğiniz birçok Evet. hasta var. Bu hastalar diyabetik anne konjenital kalp hastalıkları sonrasında hipoglisemiler, bir takım bir sürü metabolik bozukluklar, yeni doğan yatışları ve normalin idame edilememesi, normalin kaybolması hastaneli yatışlar nedeniyle. Bu nedenle en öncelikli bizim istediğimiz şey bütün gebelerin sağlıklı beslenmeleri. Evet. İki katı yemek değil aslında Evet, bu. sağlıklı beslenmiş. Sağlıklı, Sağlıklı dengeli. beslenirseniz Evet. evet, çocuk da sağlıklı bir şekilde Kesinlikle. doğacaktır. Peki doğum dönemi geldi ve çocuk doğdu. Ondan sonra artık çocuk anne kanından beslenmeyecek. Ne olacak? Ağızdan beslenecek. Burada nasıl besleyeceğiz? Mutlaka ben bütün annelere şunu vurgulamak istiyorum. Bütün takip ettiğimiz bebeklerimizin annelerini, hocam işte bu çocuk iyi almıyor, iyi beslenmiyor diye özellikle söylüyorlar bizlere. Yeni doğan bir bebeğin mide kapasitesi bir kiraz kadar. Düşünün küçücük bir kiraz kadar. 12-14 milimetre. Çok küçücük. Çok küçük. Hani evet, kolostrum dediğimiz şey de ağız sütü. Yani Evet. ilk anneden üretilen süt. O da çok az miktarda geliyor zaten. Anneler bir panik halinde. İşte sütüm gelmiyor, ne yapmam gerek? İlla ki mama mı vermem gerek diye. Zaten bebeğin ihtiyacı çok az. Ve kolostrumda yaşayan bir sıvı. Her zaman ben öğrencilerimize, annelere, hastalarımıza bunu söylüyorum. Anne sütü yaşayan bir sıvı. Sıvı. O nedenle ne kadar ihtiyacı varsa, mesela bir prematüre annenin anne sütüyle sağlam yani normal miadında doğmuş bir annenin anne sütü çok farklı. O nedenle mümkün olduğu kadar tek başına anne sütüyle gidelim diyoruz Mutlaka. Bir biz. de bu ilk süt, ağ sütü önemli herhalde. Ben Çok çok hatırlıyorum önemli. yani Aşı gibi. evet Aşı eski diyoruz biz. zamanlarda Evet, özellikle evet. benim çocukluğumda verilmezmiş.
kötü süt diye verilmez. Ama halbuki çok çok önemli. Peki bazen de şöyle bir şey oluyor. Hani siz dediğiniz normal doğum önemli gerçekten, hı hı, ama özellikle sezeryan uygulanan annelerde bir miktar sütün gecikmesi vesaire çocukla, evet, bir araya gelme zor olabiliyor, evet, ve bu bekleme döneminde genelde çocuklara mama verilebiliyor. Annenin sütü olduğu halde. Hı hı. Bu ilk planda ilk süt yerine mama verilmesi çocukta sıkıntı oluşturuyor mu? Kesinlikle çok büyük sıkıntılara neden oluyor. Çünkü çocuk bir kere öncelikle mamayı çok daha kolay alabildiği için, anne sütünü almak için emmek ve efor sarf etmek zorunda bu çocuk. Efor sarf etmeden ama biberondan gelen sütü çok kolay içiyor ve çok rahat. O nedenle bir anda memeden kesiliyor çocuk. Anne sütünü terk ediyor. Bu çok yapılan, çok sık yapılan yanlışlardan biri. O nedenle lütfen sezeryanla olan annelerde, sezeryanla doğum yapan annelerde mutlaka anne sütüne devam edelim. Mama vermeyelim. Israrla bunu söylüyoruz. Asla mama vermeyelim. Zaten bebeğin ihtiyacını karşılayacak nitelikte mide kapasitesi çok az olduğu için 12-14 milimetre, o gelen ağız sütü denilen kolostrumda bunu karşılayacak nitelikte. Sanki bir aşı gibi düşünün onu. Kolostrumun bir kere proteini çok yüksek. İmmünoglobulin A dediğimiz bütün enfeksiyonlardan koruyucu etkisi var. O nedenle bu kolostrum verme şansını bütün bebeklerin sahip olması dakika lazım ve bunu kaçırmamamız gerekiyor. Bir de şöyle bir şey söyleniyor, özellikle mama alanlarda alınan mama işte tokluk hissini biraz uyarmıyor da anne sütü alındığında uyarıyor. Böyle bir şey var mı kesinlikle gerçekten? Kesinlikle var. Şöyle anne sütü gerçekten yaşayan bir mucize. Biz çocuk hekimleri anne sütüne mümkün olduğu kadar asla mama vermeyin ve anne sütü verin diyoruz. Ve anne sütü mucizesini her gördüğümüz doğurma potansiyeli olan her kadınla, her doğurma potansiyeli olan kadınla paylaşıyoruz. Neden? Çünkü anne sütü yaşayan mucize dedim ya biraz önce, evet, de. Çocuğun ihtiyaçlarına göre salgılanıyor. Mesela bir prematüre annenin sütüyle normal doğum yapmış annenin sütü çok farklı. Kesinlikle. Prematürelerin protein ihtiyacı daha çok. Normal doğum yapan annelerin mesela sıvı ihtiyaçları daha çok. Yani yaşayan bir sıvı. Bir de anne sütü alan bebeklerin obezite, çağımızın hastalığı çok, evet, çok maalesef önemli. Hepimiz farkındayız bunun. Karaciğer yağlanması, peki hocam, obezitenin hocam sonucu. Hocam şey diyorlar, anne sütü alıyor ama annenin sütü az diyor. Yani evet, sütün, evet, az ya da çok olduğunu bu bizim biz nasıl kabus anlıyoruz? Bu bizim aynen yaşadığımız öyle en önemli kabuslardan biri. İşte bu kolostrumu verdik, çocuğu çok güzel besledik, sağlıklı büyütmeye başladık. Ama sürekli işte çevreden aile büyükleri, komşular, teyzeler, işte anne sütümüz az, illaki mama başla. Bak bu çocuk ağlıyor. Hayır. Her çocuğun ağlaması açlık nedeni değildir. Bir kere bunu özellikle annelere söylememiz gerekiyor. Çocuk ağlayarak iletişim kuruyor. Bir çocuk hekiminin en sevdiği bebek ağlayan bebektir. Eğer bebek ağlamıyorsa biz şöyle düşünüyoruz, bir hastalığı var. Ağlıyorsa iletişim kuruyor zaten. Acıktığı için ağlayabilir, canı sıkıldığı için ağlayabilir, sıcak geldiği için, altı kirlendiği için ağlayabilir. Yani ağlayan bebekten korkmayalım. Hocam evde herkes korkuyor ama ağlayan i̇şte, bebekten evet, yani. Yani çevrede babaanneler, anneanneler, halalar, teyzeler ısrarla diyorlar ki bu çocuğun sütü yetmiyor ve annenin morali bozuluyor. Hayır, bebeğin sütünün yettiğinin, yani anne sütünün bebeğe yettiğinin en önemli bulgusu tartıdır. Biz bebeği rutin olarak tartırız. Günde 25-30 gram alması gerekiyor. Bir ayda 600 gram alması gerekiyor. Bebek iyi kilo alıyorsa korkmayalım. Bir ikincisi, kilonun beraberinde çok fazla çiş kaka yapıyorsa yine korkmayalım. Yani gelişim basamaklarını tamamlıyorsa korkmayalım bu bebekten. Peki hocam, yani ne kadar verelim peki? İletişimdir. İletişim yöntemidir. Hı-hı. 2 saatte 1 verelim diyoruz. Yani her istediğinde anne sütü alan, anne sütüyle beslenen bebeklerde her istediğinde verin ama 2 saatten önce vermeyin diyoruz. 2 saat beklemek, evet, lazım. Annelerin en büyük yaptığı hatalardan biri şöyle, 2 saatten önce her saat başı vermek ya da her yarım saatte bir vermek. Bu sırada çocuk zaten emmiyor. Annesinin kokusunu hissetmek istediği için, annesinin yanında olmak için ağlıyor aslında ve sürekli gaz yutuyor. 2 saatten önce beslemeyelim, bir. İkincisi,
Her beslenmede bir memeyi verelim. Mesela bir memeyi verdik. Diğer iki saatten sonra ikinci memeyi verelim. Yani her beslenmede bir meme, diğer iki meme değil. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Hocam bu istiyorum. İki saatte bir dediniz. Gece evet. içinde aynı mı peki? Gece de ara açabiliyoruz. Bir. Özellikle ilk üç ayda 3 saatte bir beslemek lazım. Annelere eğer bebek uyanmıyorsa, zaten bebekler uyanır acıkınca ve ağlar. Anneler de bunu hemen hızlıca emzirerek karşılarlar. Eğer bebek emmiyorsa gerçekten bir problem vardır demek. Uyanmıyorsa mutlaka ya bir endokrin bir neden vardır ya bir enfeksiyon vardır. Mutlaka pediatrik hekimlere, pediatristlere gitmek zorundayız eğer emmiyorsa. Yani emme bir sağlık göstergesidir. Bunu mutlaka evet, biz hocam, annelere söylüyoruz. Bir de merak ettiğim şey, özellikle mesela yaz dönemlerinde çocuk diyelim sadece anne sütü alıyor. Çok merak ederim. Bunlara su vermek gerekir mi ya? Bunların su ihtiyaçları ekstradan. Çok teşekkür ederim evet. böyle bir soru sorduğunuz evet. için. Bizim anneler de çok merak ediyorlar. Anne sütünün zaten %75'i su. Su. O nedenle tek başına anne sütü alan bebekler ilk 6 ayda suya ihtiyaçları yok. Yok. %75'i su olduğu için. Ama hava çok sıcak, işte bebek ishalse ya da başka ilave bir rahatsızlığı varsa tabii ki su verebiliriz. Ama bunun dışında su vermeye gerek yok. Ama ilave olarak bebek mama da alıyorsa tabii ki su vermek gerekiyor. Evet, mama çocuk, alıyorsa su evet, vermek su vermek gerekiyor. Peki hocam, anne sütü ne kadar verelim? Yani sadece anne sütüyle kaç ay gitmek lazım? Dünya Sağlık Örgütü'nün de özellikle bütün annelere önerisi ve biz pediatrik gastroenterologlarında bütün ailelere, annelere vurgulamak istediği şey, tek başına 6 ay anne sütü verelim. Başka hiçbir şeye gerek yok ve anne sütü bir mucize. Bunu ben bir anneye ve doğurma potansiyeli olan her kadına anlatıyorum, her gördüğüm kadına. Bir kere şunu söyleyelim, yani kanserden dahi koruyor. Koruyor. Birçok otoimmün hastalıktan koruyor anne sütü. Artık ben anne sütünü anlatırken evet. böyle ağlamak istiyorum. O kadar mı güzel olur? Yani, o kadar mı yani faydalı hocam, olabilir ama bir, de şey bir insan, ama genelde, insan için? Dördüncü aydan itibaren böyle küçük küçük bazı şeyler Hayır. tatsın etsin vesaire Kesinlikle. Genelde derler. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ne zaman erken ek gıda başlıyoruz? Çocuk yeterli kilo almıyorsa 17. haftayla 24. haftayı kaçırmayın. Ek gıdalara başlayın deniyor ama çocuk sağlıklıysa, gayet iyi gidiyorsa 24 hafta tek başına anne sütüyle, ESPGA'nın önerilerinde de var evet. bu. Tek başına anne sütüyle başlamamız gerekiyor. Başka ek gıda hiçbir şeye gerek yok. Çünkü infant bağırsakları, infant enzimleri, bağırsak enzimleri buna hazır değil. Neden? Şöyle düşünün, bir cici bebe çok meşhur. Bütün herkesin çok sevdiği bir besin gibi gösteriliyor. Evet. Mesela benim öyle bir hastam vardı. Hocam bu çocuk 4 kilo cici bebe yiyor bir ayda ama halen kilo almıyor deyip gelen hastalar vardı. Biz bunları sevmiyoruz. Sadece nişasta. Yani ilk 6 ayda zaten nişastayı sindirecek enzimlerimiz bağırsaklarda yok. O nedenle nişastayı vermiyoruz, gluteni vermiyoruz. Bunlardan sakınmamız Peki gerekiyor. Peki hocam, şey var, özellikle çalışanlar için biraz zor oluyor. Genelde çalışan kesimler 3 aydan sonra emme olayı biraz azalıyor. Çünkü ya sağıyor, hazır bırakıyor ve öyle de olunca gittikçe süt azalıyor. Mesela bu süre zarfında diyelim 3. aydan sonra ek besinler mi vermek lazım, mamaya mı geçmek lazım takviye açısından? Anneleri öncelikle bilinçlendirmemiz gerekiyor. Böyle bir soru sorduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Bu çok can alıcı bir nokta. Ben takip ettiğim annelerime şunu söylüyorum. Sanki işe başladınız, sanki bebeği emziriyormuş gibi 3 saatte bir sağın. Gerçekten çok güzel pompalar var. Anneler bunlarla sütlerini boşaltıyorlar ve 3 saatte bir sanki emziriyormuş gibi sağın, sakin alın, bol bol su için. Yani sanki bebek emiyormuş gibi ve bu sağdığımız sütü de bebeğe kaşıkla vereceğiz. Biberonla değil. Biberona alışırsa bebek artık annesini emmek istemiyor. Böyle çocuklar çok fazla. Çünkü efor sarf etmek zorunda anneyi emerken. Bunu istemiyoruz biz. Kaşıkla. Kaşık biberonlar var. Onunla beslememiz gerekiyor. Evet. Bu noktada önemli. Peki hocam, 6. ayı doldurduk. Ek besine başlayacağız. İlk olarak ne verelim? İlk olarak şu besini verin. Birinci sırada ne var? Şimdi anne sütünü tabii ki normal, sağlıklı bir çocuk için
Evet, tabii aynen öyle. Sağlıklı evet. Çocuk için. 6. ayda ilk başlayacağımız şey yoğurt. Mesela yoğurt, kendi evde mayaladığımız yoğurt. Süt alerjisinin olmadığını bildiğimiz bir bebekte. 1-2 kaşık verebiliriz. Sonra patates, havuç, kabak, topraktan gelen bitkiler her zaman çok çok sağlıklı. Yani özellikle bu kök bitkiler. Evet, evet, patates, bitkileri. Havuç, kabak. Ama bu ek gıdalara başlarken bizim tılsımlı bir sözcüğümüz var. 3 gün beklemek, yani bir patates verdik, patatesi birazcık anne sütüyle karıştırıyoruz. Bir kaşık, iki kaşık. Şimdi ek gıdaya başlayacağız dediğimizde annelerin sanki kaseler dolusu bebek beslenecek gibi düşün. Öyle bir şey yok. Bir kaşık, iki kaşık, 2,5 kaşık, yavaş yavaş arttırıyoruz. 3 gün baktık bir şey yok. İkinci 3 gün başka bir ek gıda. Mesela patates, havuç. Sonra bir reaksiyon gelişmedi, kabak. Mesela mevsimine göre en iyi ek gıda, en kolay bulunan, en ucuz saptanan ek gıdadır. Mesela benim birçok hastam var. Hocam işte dragon meyvesi ne zaman başladı? Öyle bir şey yok. Zaten dragon meyvesi bizim genlerimize uygun bir meyve değil. Ben hep şöyle cevap veriyorum hastalarıma. Ben 40 yıl boyunca yemedim. Yani bir eksikliğim de olmadı. Yani atalarımız nasıl besleniyorsa, bizim genlerimiz nasıl uygunsa öyle beslenelim. Peki hocam, bu ek gıdaya geçtiğimizde ekstradan süt verelim mi? İnek sütü olur, keçi sütü olur vesaire. Alım gücü olan ailelerde inek sütünü bir yaşına kadar vermemeyi öneriyoruz. Süt şeklinde değil de mesela yoğurtla yok verebiliriz. Şey. Anne sütüyle verebiliriz ama alım gücü yok. Mesela nişastayla, suyla bir mama yapıp verecekse tabii ki ona o zaman sütle, nişastayla değil pirinç unuyla öneriyoruz. Ama birçok ek gıda, yani birçok formül süt, hani pirinç unu değil, nişasta değil, formülayla gitmemiz lazım. Eğer anne sütü yetmiyorsa yaşına uygun formülayla beslememiz lazım bebeği. Evet. Ek gıda olarak yani nişasta ya da cici bebe değil. Bunlar çölyak hastalığı prevalansını arttırıyorlar. Erken olarak glutenin bebek beslenmesine girmesi çölyak hastalığı sıklığını artırıyor. Bu kesin olarak net bir bilgi. O nedenle erken gluten vermememiz gerekiyor. Bir yaşından önce. Nişasta vermememiz gerekiyor. Evet, ben üniversite yıllarımda hatırladığım şöyle bir bilgi vardır. Halen geçerli mi bilmiyorum. Çocuk bir yaşına geldi mi ailenin sofrasına oturur. Kesinlikle çok doğru. Çok doğru. Şöyle bir şey var ama genelde bu biz ek gıdalara vesaire geçtiğimizde çoğunlukla çorba vesaire daha sıvı gıdalar veriliyor ve çocukların gerçekten katı gıdaları çiğneme ve yutma refleksleri biraz zor oluyor. Mesela bir yaşına kadar gerçekten hani bu noktaya getirmek için yani neler yapmak lazım? Hani gerçekten hani otur yemeğini kendin ye durumuna Bana gelemiyor Sayın Hocam, çok kimse. Bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben bu konuda çok muzdaribim bir pediatrik gastroenterolog olarak. Mesela 5 yaşına geliyor, anne ve baba blenderle geziyor ve bir pütür gelince öğren çocuklar karşımıza geliyor. Polikliniklerde böyle hastalarım var. Mutlaka 24 haftayı kaçırmamamız gerekiyor. İlk başta annelere pütürlü gıdalar, hani bulamaç şeklinde başlıyoruz. Sonrasında 24 haftadan sonra bulamaç şeklinde ve çatalla ezerek ya da pütürlü gıdaları vermemiz gerekliliğini özellikle anlatıyoruz. Yani blenderdan çekmeyeceğiz. Ek gıda weaning dediğimiz ayırma, anne sütünden ayırma dönemi değil aslında. Yalnız yanlış tercüme etmekteyiz biz bunu. Ek gıdaya başlama dönemi, yani pütürü alıştırma dönemi. O nedenle pütürü yutmayı alıştıracağız. Peki ne zaman ek gıdaya başlamamız lazım? Neden 6 ay diye sormak gerekiyor? Çünkü 6. ayda çocuk nörolojik olarak ek gıda almaya hazır. Hazır. Neden? Çünkü çocuk artık tek başına oturabiliyor. 6. ayda çocuklar desteksiz oturuyor. 6. ayda dişlerimiz çıkıyor farkındaysanız. Evet. Ek gıdaya başlamak için. Yine ek gıdaları pütürlü veriyoruz ve BLV yöntemi dediğimiz aslında Türk annelere çok da uymayan bir yöntem var. Birçok araştıran anne de bunu biliyor aslında. BLV yöntemi çocuk ellediği, dokunduğu, mıncıkladığı dediğimiz o şeyleri çok fazla yemeyi sever. Evet. Ama bizim annelerimiz çok titiz. Aman dökülmesin, aman üstü kirlenmesin. Şimdi hocam, çok yanlış. Tam da öyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz çocuk sofraya oturdu.
Sonuçta biz genelde yediriyoruz. İşte karşıda bir şey oluyor, televizyon oluyor, i̇şte animasyonlar oluyor. Karşıya bak deyip arkadan bir kaşık geliyor, çocuk yiyor. Çocuk ne yediğini de anlamıyor. Hipnotize olmuş hipnotize gibi. Hipnotize olmuş oluyor ve çocuk mesela 3 yaşına geliyor, halen başkasından yemek bekliyor. Mesela çocuğun eline kaşığı ne zaman vermek lazım? Nörolojik olarak gelişimini tamamlayan her çocuğa özellikle 9. aydan sonra çocuk kaşığı eline alabilir. Bir kısmını döker, bir kısmını saçar, yere atar ama mutlaka vermemiz lazım. BLV yöntemi de bu demek. Aslında BLV yöntemi Türk kadınlarına, Türk annelerine evet. çok uygun değil. Sağa sola saçtığı için. Ben tek başına BLV yöntemi demiyorum. Çünkü BLV yönteminin de bir takım istenmeyen etkileri var. Aspirasyon riski var. Tek başına BLV değil ama biraz anne destekli, biraz bebek BLV yöntemiyle işte hazır haşlanmış gıdalar ya da bir takım ağzına götürüp tekrar yiyebileceği gıdalarla bu ek gıdalara geçişi yani çok şey olacak, rahat yani sağlayabiliriz. O dönemde de yani biz nasıl kahvaltı öğle akşam yiyorsak evet. çocuklara da herhalde 3 öğün yeterli olacaktır. Evet. Peki özellikle bu dönemde şey oluyor, bir fast food alışkanlığı var maalesef ve fast food olayı özellikle bu çocukluk çağındakilere bir ödül olarak sunuluyor. İşte fast food. Şunu yaparsan dışarı gidelim, fast food yiyelim, edelim. Evet, evet. Ya bunu nasıl baş edeceğiz? Yani çok büyük bir sıkıntı gerçekten bu. Aslında hep ben söylüyorum, çocukların hepsi bir fotoğraf makinesi gibi. Bizler fast food tüketmezsek, fast food yemezsek çocuklar da yemiyorlar. Hani fast food yeme değil, biz kendimiz yemeyeceğiz öncelikle. Bir de yemekle ödül olmayacağını bilmemiz lazım. Bazı aileler var. Hadi bunu benim için ye. Hadi bunu annen için ye. Hadi bunu anneannen için ye. Öyle bir şey yok. Yarım saat aile sofrasına oturacak çocuk. Yemesi gerekenler önüne konulacak. Yediyse yedi. Yemediyse kaldırılacak. Hani bunu benim oğlum yemez. Benim kızım yemez. Hadi başka bir şey hazırlayayım değil. İştahsız çocuklar yaratıyoruz biz böyle bu davranışımızda. O nedenle öncelikle hastalarımıza şunu öğretiyoruz ailelerimize. Eğer aile sofrasında hani bir yemek pişti, onu bebeğin yemesi, tüketmesi lazım bir yaşından sonra. Yemiyorsa o çocuk aç kalacak. Net kurallar konulacak. Hani anne bunu yapıyor ama baba yapmıyor. İyi polis, kötü evet. polis değil. Mutlaka beraber hareket beraber, etmek. Yani çocuk şunu anne bilmesi ve baba lazım. Beraber hareket etmek yani bu konuda. O öğünde yemek yemiyorsa evet, bir aç sonraki kalacak evet. Yani bir onu, sonraki öğünü bekleyene kadar mesela öğlen yemedi. Tamam. O zaman arada hiçbir şey verme. İşte benim oğlum köfte sever. Bunu yemedi. Ben karnabahar pişirdim. Bunu yemedi. Köfte sever. Hayır, öyle bir şey yok. Akşama kadar aç kalacak. İlave abur cubur verilmeyecek. Ve akşam yemediği yemek gene aynı şekilde sunulacak. Hani anne bunu yapıyor ama baba yapmıyor bu sefer. Yani İyi polis, hocam, kötü polis yani oluyor. Bu tür bir aile de artık despot bir aile olarak nitelendiriliyor maalesef. Yani değil, değil bu maalesef çocuğun işte. Için, çocuğun aynen gelişimi öyle. Için çok önemli çok, bir süreç. Çünkü bu uygulanmadığında şu oluyor. Çocukların öğün olayı çok karışıyor. Yani evet. öğle yemiyor, öğle ile akşam arası bir öğün yiyor. Akşam yemiyor, gece yatmadan yiyor. Gerçekten karı. Boğazına evet. göre yemek derler ya. Hani evet. bizim orada öyle bir tabir evet. vardır. Boğazına göre seçiyor. Evet. Öyle bir şey yok. Yok. Yani ne varsa öğlen ne pişti mesela. Bunu yemedi mi? Akşam aynı yemek gelecek. Tamam yemedi gene. Gene kaldırılacak. Açlıktan kimse ölmüyor. Ben hep ailelere bunu söylüyorum. İştahsız çocuklarda eğer organik bir neden yoksa organik nedenleri de biz ekart ediyoruz. Reflü ya da bir anatomik darlık, eznofilik, özofajit, reflü haricinde helikobakter, gastrit gibi. Eğer bunları zaten biz saptıyoruz gelen çocuklarda. Öyle bir şey yoksa, organik dışı non organik bir neden varsa mutlaka anne de baba da aile büyükleri de aynı şekilde davranmalı. Anne nasıl davranıyorsa baba da aynı şekilde davranmalı. Yemiyorsa aç kalacak. Bir sonraki öğüne bekleyerek acıkarak yiyecek. Bizim hocamız hep şöyle der. Çok çocuklu ailelerde asla iştahsızlık sorunu olmaz. Neden? 3 tane kardeş düşünün. Biri yemiyorsa hemen diğer 2 kardeş yemeğini yer.
O çocuk, yemeyen çocuk akşam öğününde gözünü açmak zorunda. Yemiyorsa gene diğer kardeşler yiyecek. Aynen. O nedenle çok uyanık olmak zorunda. Peki hocam, beslenmeyi genelde biz boy kilo ile takip ediyoruz gelişme evresinde. Bazen çocuklar bu percentil eğrisi dediğimiz eğrilerin dışına çıkıyorlar. Bakıyorsunuz kilo almış başını gitmiş vesaire. Özellikle bu okul öncesi dönemde. Bunlar da o zaman bir gıda kısıtlaması vesaire öneriyor musunuz? Ya bu çocuğa diyet yaptıralım vesaire. Herkes diyor ki ya nasıl olsa büyüyor. Yok işte ailesi böyleydi, şudur. Yok boya verir, şudur verir. Yani o persentilin üzerinde kalanlara özel bir çaba sarf etmek gerekiyor mu? Şöyle, boya göre kilo var. Boya göre kilo diye bir tabirimiz var bizim. Eğer çocuğun boyu uzunsa boya göre kilosu. Mesela çocuk 5 yaşında ama 10 yaşında kilosu var ve 10 yaşında boyu var. Hani bu çocuk boya göre kilosu orantılıysa endişelenmiyoruz. Hani aileden gelen özellikler, genetik faktörler, mesela 3 persentildeki de normal kabul ediyor. Çünkü 1.50 boyundaki annenin 1.50 boyundaki çocuğu olacak. Yani hani armut dibine düşer diye bir tabir var. O zaman var. Sadece kiloya değil boya orantılanmış. Boya orantılı mı, ona bakmamız lazım. Boya göre kilo, boya göre baş çevresi. Relatif tartı dediğimiz tabirler var. Hani onu bir bütün olarak diye. Sadece kilo olarak bakmamamız lazım. Peki. Bir bebek için, bir çocuk için. Hocam programımızın sonuna yaklaştık. Artık okul dönemine geçemeyeceğim. Çünkü çok kısa. Son kısımda ben sizin sağlık karnenizi doldurmak istiyorum. Ve klasik soruyu size sormak istiyorum. Sınıfta kalmayız inşallah. Profesör Doktor, heyecanlandım. Evet, Vildan Ertekin kendi sağlığı için neler yapar? Çok güzel bir soru sordunuz. Evet. Aslında çok hekim olmak demek eşittir çok aşırı stresli olmak demek. Evet, çok yoğun bir stres tarif ediyorsunuz. Çok stres tarif ediyorum gerçekten. Çok erken kalkıyoruz, çok erken hastanede oluyoruz, trafiğe kalmayalım diye. Çok yoğun çalışıyoruz, çok stresli, çok kötü hastalarımız var. Çünkü biz de insanız. Bu hastaları yönetmek için gerçekten kalp çarpıntımız oluyor. Bu bir insanın... Yani insanlığın göstergesi. Olmuyor dersem yanlış olur. Evet. Ben de çok aşırı bir stresteyim. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Birazcık spor yapmaya çalışıyorum. Birazcık değil, çok güzel spor yapıyorsunuz. Haftada birazcık beş gün yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Adım sayısını arttırmaya çalışıyorum. Bir de yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü hani biz kadınlar her zaman... her istediğini yersen her istediğini giyemezsin diye bir tabir yani var. Yani bunu erkekler için de geçerli kılmak lazım onun bence. Onun için her istediğimi yememek istiyorum. Çünkü bir insan pırasayı da mı sever? Yani her şeyi seviyorum. Çok iştahı açık olan bir insanım. Evet. Biraz kısıtlama yapmaya çalışıyorum. Ama genel olarak bakıldığında gayet güzel bir stres dışında çok güzel bir sağlık annesine sahibiz. Özellikle beslenme olayı çok güzel bakıldığında spor yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Biraz yoğun bir çalışma tempomuz var. Güneşe çok çıkamıyoruz. Onu hiç çıkamıyoruz. Gece karanlıkta gelip gece karanlıkta aynen gidiyoruz. Aynen öyle ve ben size bu başarılı performans için şöyle bir takdir hocam, belgesi çok teşekkür ederim. Takdir etmek istiyorum. Takdir belgelerimi bir yenisini ekledim. Bir de programımıza katılan biz bütün konuklarımıza yeni çıkan kolesterol yalan mı gerçek mi? Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Etmek istiyorum. Çok değerli benim için. Teşekkür çok ediyoruz. İmzanızı da alırım. Evet. Programın sonunda izleyenlere vereceğiniz bir mesaj var mı? Her zaman için sağlıklı nesiller yetiştirebilmek istiyorsak sağlıklı nesiller sağlıklı beslenmeyle mümkün. O nedenle son derece sağlıklı beslenmek için. Çünkü bizler birer fotoğraf makinesi gibi olduğunu düşünmemiz ve unutmamamız lazım. Bütün çocuklarımızın. Hani şunu ye, bunu ye değil. Çocuklarımıza örnek olmak istiyorsak bizlerin de sağlıklı besleniyor olması lazım. Çocuk çünkü bir fotoğraf makinesi gibidir. Ve ilk 6 ay tek başına anne sütü vermemiz gerekiyor. 6 aydan sonra da 2 yaşına kadar... Anne sütüyle beslenmeye devam etmemiz çok önemli. Normal doğum yapmamız çok çok önemli. Sezeryan değil asla. Bunu bütün annelere öneriyoruz. Sağlıklı beslenme eşittir sağlıklı bir hayat. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün çok önemli bir konuyu irdeledik. Çocuklarda beslenme. Hatta okul çağına gelemedik bile. Artık onu başka programlara saklayacağız. Çok değerli bir konuğum vardı. Çocuk gastroenterolojisi uzmanı Profesör Doktor Vildan Ertekin'le özellikle daha anne karnından
ilkokul dönemine kadar olan çocuklardaki beslenmeyi genel olarak irdeledik. Bu programın tekrarını YouTube kanalımızda olan Değer Ahmet Karabut'tan izleyebilirsiniz. Bir sonraki programlarda soru, görüş ve önerinizi bekliyoruz. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sağlık karnesinde tekrar birlikte olalım diyoruz. Mutlu kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.